Herkese yeniden merhaba. Matematiğin yepyeni konusu uzunluk ölçme ile karşınızdayım çocuklar bu sefer. Yine size çok güzel rengarenk materyaller hazırladım. Materyallerin üzerinden konumuzu bugün incelemeye, işlemeye çalışacağız ve siz de inşallah kalıcı olmasını sağlayacağız çocuklar. Evet, uzunluk ölçme çocuklar, standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ve standart olan uzunluk ölçme birimleri olarak inceleyeceğiz. Peki biz önce bu standart nedir? Onu bir anlamamız lazım. İlk olarak standart olmayanı anlatacağım ama standart nedir? Çocuklar, standart kişiden kişiye fark etmez. Herkesin ölçümünde aynı sonuç çıkarsa bu standarttır. Ama şu an bizim inceleyeceğimiz konu standart olmayan uzunluk ölçü birimleri. Yani standart değil, kişiden kişiye değişir. Bakalım neymiş bu standart olmayan ölçü birimleri. Bunun için size böyle kartlar hazırladım. Bakın burada bir ne var? Adım var. Evet, bunun adını altına yazalım. Bir yerin bir yere olan uzaklığını belirlemek için kaç adım olduğunu sayarız bu şekilde. Ve bu da standart değildir. Çünkü adımları büyük olan biri ya da bacak boyu, boyu uzun olan biri adımları büyük çıkarken daha küçük birinin, adımları daha küçük olan birinin adımları daha küçüktür ve adım sayısı daha çok çıkar çocuklar. Bu yüzden adım standart olmayan ölçü birimidir. Diğeri ise bunun adını herkes bilir. Parmaklarımızı açarak bu şekilde yaparız. Nedir bunun adı? Karış. Karış da yine bir yerin boyunu ölçerken çocuklar kaç karış olduğunu hesaplarız. Bunda da yine düşünün. Bir annenizin, babanızın ya da sizden büyük birinin elini düşünün. Bir de sizin elinizi düşünün. Onların eli sizinkinden daha büyük değil mi çocuklar? O yüzden karış da nedir? Standart olmayan bir uzunluk ölçme birimidir. Eli büyük olan biri ölçtüğünde, diyelim ki bir masanın boyunu ölçüyorsunuz. Birazdan bunları hep anlatacağım size. Eli büyük olan biri ölçtüğünde karış daha az çıkarken sayısı, eli küçük olan biri ölçtüğünde daha çok çıkar çocuklar. Yani kişiden kişiye değişir, standart değildir. Bakın yenisi, yeni standart olmayan uzunluk ölçme birimimiz. Nedir bu? Kollarımızı iki yana açtığımızda ne olur adı? Kulaç. Evet çocuklar, bunda da yine kol boyu fark eder kişiden kişiye. Fark ettiği için de bu da standart değildir. Mesela tahtanın boyunu ölçeceğiz birazdan sizinle. Bir büyük biri kulaçlarıyla ölçecek, bir de küçük biri ölçecek. Bakalım nasıl çıkacak sonuçlar? Aynı mı çıkacak? Evet, bu nedir? Parmak. Daha küçük şeylerin ölçülmesinde kullanılır bu da. Yine kişiden kişiye değişir. O yüzden standart değildir. Bu da çocuklar, ayak. Ayaklarımızı uç uca getirerek kaç ayak olduğunu, bir mesafenin ölçebiliriz. Bu da yine ayağın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre fark ettiği için standart değildir diyoruz çocuklar. Evet, bu kağıdım anlaşıldıysa böyle isimleri, bunu yine bir inceleyin. Bakın çocuklar, size bu materyallerimle, hazırladığım materyallerle iyice pekiştirmeye, anlatmaya çalışacağım. Evet, bu kağıdımı kaldırıyorum. Şimdi çocuklar, sınıfta olduğumuzu düşünün ve bakın sınıf tahtamızın şöyle olduğunu düşünün. Bunu çocuklar kulaçlarımızla ölçeceğiz. Kulaç nasıldı? Ellerimizi iki yana açtığımızda evet kulaç oluyordu. Tahtada kulaçla ölçmek için çok ideal çocuklar. Önce diyelim ki bu sizin abiniz olsun. Bu da siz olun. Bakın gördünüz mü çocuklar? Daha küçük olduğunuz için kollarınızın boyu daha kısa. Aradaki mesafeye bakın. Bir de abinize bakın. Abiniz daha büyük olduğu için, kollarının boyu daha uzun olduğu için, bir de abinizin kulacına bakın. Şimdi abiniz sınıfımıza gelmiş ve tahtanın boyunu ölçüyoruz. Önce abinizin ölçümünü yapalım. Önce şuraya bakalım çocuklar. Abiniz tahtaya geçti. Buraya bakın, tam tahtanın sınırına koydu elini.
Bir kulaç oldu değil mi? Şuraya bir işaret koyuyorum. Bir kulaç. Sonra buraya geçti. Bakın, iki kulaca yakın. Yani 1,5 kulaç da diyebiliriz. İki kulaca yakın abinizin ölçümü. Yazalım buraya. Abimin ölçümü. Ne diyelim? 1,5 kulaç. Bunu yazdık. Şimdi siz geçtiniz tahtaya. Sizin ölçümünüze bakalım. Kolları buraya koydunuz. Şuraya hemen bir çizgi atıyorum. Bir kulaç. Buradan bakıyorum. İki kulaç. Buradan bakıyorum. Bakın tam sizin ölçümünüzde kaç kulaç çıktı çocuklar? 3 kulaç çıktı. Gördünüz mü çocuklar? Abinizin ölçümü neydi? 1,5 kulaçtı. Benim ölçümüm 3 kulaç. İşte sonuçlar kişiden kişiye değiştiği için ne diyoruz? Biz kulaç standart olmayan bir ölçü birimidir diyoruz çocuklar. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi devam edeceğim. Kulaç örneğini iyice anladıysak, kağıtlarımızı şöyle bir kenara koyalım. Ve sırada çocuklar yol örneğimiz var. Bakın böyle bir yol. Yolun uzunluğunu biz neyle ölçelim çocuklar? Adımla ölçelim. Evet, adımlarımız da burada. Adım da hazırladım size. Ne olsun bu? Bu herhangi bir büyüğünüzün adımları olsun. Bu da sizin adımlarınız olsun. Ya da kardeşinizin. Bu sizin adımlarınız olabilir. Bu da sizden küçük bir kardeşinizin adımları olsun. Evet, şimdi önce sizin bu yolu kaç adım olduğunu hesaplayalım bakalım. Şöyle şu kalemimi alayım. Evet, şimdi başlıyoruz. Bu sizin adımlarınız. Yolu yürüyorsunuz. Buraya kadar kaç adım oldu? 1. Burası 2 adım. 3 ve 4 adım bakın çocuklar. 4 adım. Hemen buraya yazalım. Benim ölçümüm 4 adım. Şimdi sıra geldi sizden küçük kardeşinize. Kardeşiniz de bakalım kaç adım çıkacak. Buraya kadar 1 adım. Burası 2. Burası 3. 4. Ve kardeşinizinki de çocuklar 5 adıma yakın çıktı. Onu da şöyle yazalım. Kardeşimin ölçüsü kaç adımdı? 5 adım. Bakın sizin adımlarınız daha büyük olduğu için 4 adım çıktı. Kardeşinizinki 5 adım çıktı. Peki bu aynı mı çocuklar sizce bu ölçüm sonuçları? Değil. Ölçüm sonuçları kişiden kişiye değiştiği için ne diyoruz adıma da? Standart olmayan ölçü birimi diyoruz. Evet çocuklar, adımlarımızı da şöyle kenara aldım ve size tekrar tahtamızı koymak istiyorum şuraya. Tahtamızı da yine sınıfta karışla ölçtüğünüzü düşünün. Çocuklar bu benim karışım olsun. Bu da sizin karışınız olsun. Ben sizden büyük olduğum için ellerim daha büyük. Karışlarım ne olacak? Daha büyük olacak. Anlaştık mı çocuklar? Şimdi bakalım ben sınıfımızın tahtasını ölçtüğümü düşünün. 1 2 Şurası şu kadarcık kaldı. 2,5 sayalım onu da çocuklar. Öğretmenimin ölçümü. Buraya yazıyorum. Öğretmenimin ölçümü
2,5 karış. Bakalım şimdi sizin minik ellerinizle kaç karış çıkacak? Farklı çıkacağını biliyorsunuz siz de artık, değil mi çocuklar? Çünkü standart olmayan ölçümleri kişiden kişiye değişir. Evet, şu farklı renk bir kalem alayım şuradan. Karışmasın. Evet. Bakın, sizin karışınızla 1, 2, 3 ve 3'ten de birazcık daha arttı çocuklar. Sizin karışınızla şuraya yazalım hemen. Benim ölçümüm 3 karış. Bunu çocuklar evde annenizle, abinizle de deneyebilirsiniz. Herhangi bir şeyin boyunu karışlarınızla ölçün. Bakın, sizden büyük kişi 2,5 karış çıktı, sizinki 3 karış çıktı. Neden böyle farklı çıktı? Çünkü ellerinizin büyüklüğü farklı. Ölçtüğünüz şeyin büyüklüğü farklı çocuklar. Bu yüzden karış da standart olmayan bir ölçü birimidir. Umarım anlaşılır olmuştur çocuklar. Yine ayak, parmak demiştik. Bunlar da kişiden kişiye değiştiği için bunlar da standart olmayan ölçü birimleridir demiştik. Şimdi çocuklar bir de gelelim standart ölçü birimlerine. Standart ölçü birimleri de nedir? Metre, mezura ve cetvel çocuklar. Bunlar kişiden kişiye asla değişmez. Metre ile bir yerin uzunluğunu ben de ölçsem 2 metre ise 2 metre çıkar. Gelse başka biri de ölçse orası 2 metre ise 2 metre çıkar. Yani bunda adımın büyüklüğü, elin büyüklüğü, ayağın büyüklüğü işin içine girmediği için bunlar nedir? Standart ölçü birimleridir. Mezura da bakın çocuklar bu şekilde. Daha çok terziler kullanır. Katlanıp büküldüğü için, kumaş ölçmede daha rahat olduğu için terziler kullanır çocuklar. Evet, metremiz bakın bu şekilde ve cetvelimiz. Bu da cetvelimizde çocuklar 30 santimlik bir cetvel. Her sayının arası 1 santimi işaret eder çocuklar. Bu 30 santimlik bir cetvel ve 100 santimde 1 metreye eşittir çocuklar. Evet, neden böyle santimetre metre kullanıyoruz ya da neden böyle cetvel, metre, mezura var? Şöyle düşünün çocuklar. Bir ağacı mı cetvelle ölçeriz yoksa bir çiçeği mi cetvelle ölçeriz? Koca uzun bir ağacı cetvelle mi ölçmek daha mantıklı yoksa metreyle mi ölçmek daha mantıklı? Değil mi? Böyle düşününce sorumuzun cevabını buluyoruz çocuklar. Metre uzunluk ölçmenin temel birimidir çocuklar ve 100 santimetre 1 metre eder. Evet, bunu çocuklar uzunluk ölçme konusunda cetvele çok ihtiyacımız olacak. Cetveliniz yoksa evde muhakkak edinmeye çalışın. Edinemiyorsanız da cetvel. Şimdi size basit bir yoldan cetvel yapımını anlatacağım. Evet çocuklar, diyelim ki evde cetvel yok, metre var. 30 santimini açıyoruz metrenin. Evde metreniz de yoksa bir komşudan rica edin çocuklar. Cetvelinizi hazırlayın, geri verin. Evet, şöyle bir karton aldım. 30 santim ayarlayacağım bunu. Evet, 30 santim ayarladım. Bakın burası nedir? 30. Ve metredeki aralıkları kartonuma 1, 2, 3, 4. Evet, şimdi çocuklar biraz sizinle ölçüm yapalım. Şöyle kitabınızdan bir kağıt çıkardım. Bunu gelin hep birlikte yapalım çocuklar. Evet, sınıfımızda bulunan tahtanın kaç kulaç ve kaç karış uzunluğunda olduğunu tahmin ediniz. Daha sonra ölçüm sonuçlarınızı karşılaştırınız diyor çocuklar.
Evet, düşünün bakalım sınıfımızdaki tahta kaç kulaç kaç karış eder ve kulaç karış standart ölçü birimi miydi, standart olmayan ölçü birimi miydi? Onları bir düşünün bakalım. Sonra tahmin edin. Evet, ikinci soruya geçelim. Hangisi standart ölçme araçlarından biri değildir? Metre. Bu metreyi ne demiştik? Diyelim ki 5 metrelik bir yeri ölçüyoruz. Ben de ölçsem 5 metre çıkacaktır metreyle. Başkası da ölçse olsa 5 metre çıkacaktır. O yüzden bu nedir? Standarttır. Buna tik koyuyorum. Mezura, bakın burada da var. Bu da yine kim ölçerse ölçsün değişmez aynı sonucu verir. Standarttır. Ama karış, eli büyük olan biri ölçtüğünde sonuç farklı çıkar. Küçük olan biri ölçtüğünde sonuç farklı çıkar. Cevabımız C. Yanda verilen telefonun uzun ve kısa kenarlarını cetvelinizle ölçerek bulunuz. Evet, telefonun şöyle çocuklar uzun kenarı bakın 3 santim, kısa kenarı 2 santim. Uzun kenarı 3 santimetre çocuklar. CM diye yazılır kısaltılmışı. Ve kısa kenarı 2 santimetre. Evet çocuklar. Yukarıda verilen merdanenin boyunu silginiz ile ölçünüz. Sonucunu arkadaşlarınız ile karşılaştırınız. Evet çocuklar, silgi şu anda yanımda yok benim. Ve siz de evinizde silgiyle bunu ölçün. Kaç silgi uzunluğunda? Ama unutmayın, silgi de standart bir ölçü birimi mi? Yani sizin silginiz büyük olabilir, arkadaşınızın silgisi küçük olabilir. Bunu göz önünde bulundurun. Yanda verilen televizyonun kısa kenarı 49 santim. Kısa kenar neresi? Burası. Burası ne kadarmış? 49 santimetre. Uzun kenarı 80 santimetre. Burası da 80 santimetreymiş. Ne diyor? Bu televizyonun uzun kenarı kısa kenarından kaç santimetre daha uzundur? Uzun kenarı kısa kenarından kaç santimetre daha uzundur? Bunun için ne yapacağım? 80'den 49'u çıkaracağım çocuklar. 0'dan 9 çıkar mı? Çıkmaz. Komşudan bir onluk aldık. Burası ne oldu? 10. 10'dan 9 çıkar. 1 kaldı. Komşum bana bir onluk verdiği için kendinde 7 onluk kaldı. 7'den 4 çıkarsa 3 kalır. 31 santimetre çocuklar. Bugünkü videomuz bu kadar. Çocuklar, yaptığınız cetvelle mutlaka ölçümler yapın ve ölçümlerinizi bir yere not edin. Mesela kaleminizin boyunu ölçün. Nedir bu? 15 santim çıktı bakın benim bu kalemim. Kağıdınızın bir kenarını ölçün. Bol bol ölçüm yapacağız. Yaptığınız cetvelle de ölçüm yapın. Ve bu videomu da açıp izleyin tekrar tekrar. Standart olmayan ölçü birimleri, standart olanlar. Umarım kalıcı anlaşılır olmuştur. Bir dahaki videoya kadar hoşça kalın. Sağlıkla kalın.